Dikişten açılan cep dikimi yapıyorum. Bunun için bir tane cep torbası kalıbına ihtiyacım var. Normalde bundan 4 tane kesmemiz gerekiyor ama biz teknik çalışma yaptığımız için 2 tane cep torbası kestim. Beden yerine düşündüğüm 2 parça kumaş kestim. Bu cebi yan cep olarak düşünebilirsiniz. Montlarda, mantolarda, eteklerde, pantolonlarda kullanılabilir, tercih edilebilir. Hatta yapımı kolay olduğu için daha çok tercih edilen bir şey. Bu şekilde farklı cep torbasının 5 santim şeyini işaretleyerek şu ağız kısmından 5 santim işaretleyerek torbanın üzerine bedenin kumaşının aynısından bir tane kesip dikerek cep hafif açıldığı zaman dış kıyafetin kumaşının görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu önemli değil. Astar kumaşım görünsün derseniz bunsuz da çalışabilirsiniz. Bu biraz daha güzel görünmesini sağlayacağını düşünüyorum. Onun için bunu buraya dikiyoruz. Öncelikle onu dikerek başlayalım. Kalıpta bulunan çıtları hem bedene hem de cep torbalarına işaretlememiz dikerken kolaylık yaşamamızı sağlar. Bu şekilde çıtları birbirinin üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Önce bu cep karşılığı dediğimiz parçayı cep torbasının ağız kısmına dikiyorum ve devam ediyoruz. Kumaşın ön yüzü ve cep torbamızın ön yüzü birbirine bakacak ve çıtlar üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum ve dikiyorum. Şimdi bu payımızı alta alıyoruz ve tam şu kısımdan dikiş dikerek baskı dikişi yapıyoruz. Ve gizli çimado diyebiliriz bunu. Cebin ön tarafa dönmemesini sağlayacak. Daha net ve düzgün durmasını sağlayacak bu şekilde. Ütüleyerek de devam edebilirsiniz. Aynı işlemi diğer cep torbası için de uyguluyoruz. Cep torbalarını bedene diktim. Dediğim gibi bir tane cep torbasının üstüne ve kapak kısmı gibi açıldığında cep açıldığında karşıdan cep karşılığı da diyebiliriz. Görünmesi için dış bedene uyguladığımız kumaşın aynısından cep ağzına dikerek orayı farklı, daha temiz, daha düzgün görünmesini sağlıyoruz. Bu kalıbı çıkarmak için cep torbasından şöyle 5 santimlik bir çizgi çizerek şu kısmını tekrar uyguladık. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık iki cep torbasını birleştirerek bedenin de yan dikişini yaparak cep dikme işlemini tamamlayabiliriz. Burada çıtımız vardı biliyorsunuz. Oraya kadar kısmını 1 santimden dikiyoruz. Yine altta da cebin başlama noktasında ve yan dikişi ima eden bir çıtımız vardı. Oradan da aşağı doğru dikiyoruz. Bu iki tarafı diktikten sonra cebin dış kısmından bu şekilde dikerek cep torbasının dış kısmını dikerek işlemi tamamlıyoruz. Yan dikişe böyle geldim. Buraya kadar geldikten sonra cep torbasının etrafını 1 santimden diktim ve tekrar yan dikişin alt kısmına doğru ilerleyerek yanı kapattım. Şimdi ovarlak dikişiyle çevresini temizleyip tamamlıyoruz.
işten çıkan cep dikimini tamamladık. Bu şekilde böyle içten görünüşü, bu şekilde de dıştan görünüşü.